Şimdi abiler. Canlar, ciğerler. Kadının biri bir gün bir hoca efendiye gitmiş. Hoca efendiden bir konuyla ilgili fetva istemiş. Hoca efendi de sormuş. Sana bu istediğin fetvayı Kur'an ve sünnete göre mi vereyim? Yoksa İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre mi vereyim? Deyince kadın da tabii ki de İmam Ebu Hanife'ye göre ver fetvayı demiş. Hoca efendi bir hayret etmiş. Allah Allah demiş. Mesela bu soruyu kendinize de bir sorun. Bir fetva istiyorsunuz. Fetvanın cevabını ve karşılığını neye göre istersiniz? Kur'an'a ve sünnete göre mi istersiniz? Yoksa İmam Şafii'ye, İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye, Ahmet bin Hanbel'e, İmam Mali'ye göre mi istersiniz? Bir sorun bakalım içinizde. Kadın cevap vermiş. Bana fetvayı İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre ver deyince hoca hayret etmiş. Allah Allah. Sen İmam-ı Azam'ın görüşünü Kur'an ve sünnetten üstün mü tutuyorsun demiş. Kadın cevap vermiş. Hayır. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Kur'an ve sünnet anlayışını senin Kur'an ve sünnet anlayışından üstün tutuyorum demiş. Şimdi Kur'an'ı okumak başka bir şey. Kur'an'dan bir hüküm istinbat etmek bambaşka bir şey. Şimdi ben bu Kur'an'dan bir hüküm çıkarmanın inceliklerinin ne kadar zahmetli yollar olduğunu anladığımda, bu arada bu yolları bizim gibiler ancak anlayabilir. O gidilecek yollar değil, bizim gibiler için. Onların açtığı o menheçler, o geniş yollar karşısında onların önemini ben bir kez daha anladım. Çünkü Kur'an'dan özellikle veyahut bir hadisten onu böyle derin manasıyla anlamak için, hele hele hüküm çıkarmak için İrfan. Evet, bu ayette Allah'ın muradı budur diyebilmek için bunu diyecek kişinin bütün ayet ayetlere vakıf olduktan sonra bütün ayetlerin çıktığı manada bu ayette bunu denmek istiyor denebilir ancak. Birisi böyle ben 3 tane ayet buradan alayım, 2 tane de hadis buradan alayım, istediğim görüşü yoğurayım ve böyle bir hüküm çıkarayım ortaya ki bunu akılcılık cihetiyle yapmak isteseniz 3 hadis alıp 2 tane ayet yanına koyup evet bu mana buradan anlaşılmıyor mu diye, değil mi, yarım yamalak bir şekilde bunu istediği şekle sokabilir. Öyle değil mi? O yüzden Kur'an'dan özellikle hüküm İstinbat etmek için, hüküm çıkarmak için ve bu noktalarda yollar açabilmek için ancak Kur'an'ın tamamına, sünnetin tamamına vakıf birisi bu işi, Allah da ona o güzel gönlü verdiyse, o güzel ilmi verdiyse ancak böyle bir kişi bu işi başarabilir. Şimdi mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife, onun zaten neler çektiğini anlatmaya gerek yok değil mi ümmet için? O dönem Abbasi devletinde İmam Ebu Hanife'ye Kur'an mahluktur. Ne demek bu? Yani sonradan yaratılmıştır diyeceksin diyor ve bu birkaç kelimeden oluşan cümleyi söylememek için, ki zaten Müslümanlık onu gerektirir, bunu söylememek için zindanda yıllarca işkence altında şehit ediyorlar koca imamı. Şimdi İmam Ebu Hanife'nin çok ilginç başka yönleri de var. Şimdi biz burada mesela ne kadar dünya küreselleşse de hani her yer köy gibi oldu değil mi küreselleşmekten mana? Gerçekten çat diye birkaç saat içinde Almanya'dasın. 4 saat içinde. Oradan çat diye birkaç saat içinde başka bir yerdesin. Yani bir gün içerisinde 3-4 ülkede aynı anda olduğun oluyor. Biz yurt dışına çıktığımızda yaşadık. Bir de sınırları dip dibe. Arabayla aynı anda bir günde 3 ülke gezdik. Bir günde yani dip dibe ülkelerdi. Şimdi küreselleşen köy gibi olan bir dünyada insanların toplanabilmesi daha kolay bir özellik. Ama İmam-ı Azam Ebu Hanife zamanında insanları böyle kalabalık şekilde toplamak çok zahmetliyken İmam Ebu Hanife 40 bin talebeyle ders yapıyormuş. 40 bin. Ve asıl şurası bana çok mertlik geldi. O dersleri yaptığı günlerden bir tane bir hüküm söylüyor ve sabaha kadar Kur'an'ı tekrar baştan gözden geçiriyor ve sabah talebelerine bu hükümde size bunu dedim ama asıl muradım bu olduğunu sabah anladım diye bir de kendisini de düzeltebiliyor yani. Böyle de inanılmaz bir şey. Şimdi kim yapabilir bunu? Topluluk karşısında biri çıkacak. Birinin bir programda söylediği bir cümleyi 3 gün sonra çıkacak diyecek ki ben bu cümleyi yanlış söylemişim doğrusu buymuş diye. Hiç tenkit almadan, karşıdan tepki almadan. Çok zor, zahmetli bir olay. Baba yiğitlik isteyen bir olay. İslam'da ayetle hatta hadisle ondaki muradı, manayı anlama meselesi ve hüküm çıkarma meselesi başka ölçülerde sunulmuştur. Kur'an'da bir ayetin muradını anlamanın en sağlıklı yolu tüm ayetleri bilen birisinin o ayete mana vermesidir. O sebepten amel edilmesi gereken şey senin dar algılarından 2-3 ayet, 2-3 hadisi çekmek değildir. Nedir? Mezheplerdir. Yaptıkları iş kolay gibi gözüküyor değil mi? Egon onun anladığını ben nasıl anlayamam diyebilir. Ya bir adam açmış okumuş anlamış arkadaş. Ben bunu nasıl anlamam yani? Ego bunu diyebilir. Peki aynı şeyi egona bir tıp veyahut bir ilaç yapımı için de söyleyebilir misin? Eğer o alanlarda değilsen. O alanlardaysan da başka bir şey için söylenebilir. Gittin eczaneye. Dedin sizin yaptığınız ilacı ki eczacı da yapmaz ilacı. Onun kimya fabrikaları yapıyor yanılmıyorsam. Eczacı ancak onun muhteviyatını bilip satabiliyor. Hadi diyelim gittin eczacıya kafa tuttun. Ya sizin ne var yani o ilacı nereden terkip ediyorsunuz? Doğadan yani. Bilmem kaç gram şu bitki, bilmem kaç gram şundan şundan. Ya sizin ne var yani muhtevası biliniyor bunların hepsini aynısını ben de yaparım diye. Diyebiliyorlar mı bir eczacıya? Diyemiyorlar. Bir doktora gittiğinde şuram buram ağrıyor dediğinde onun yaptığı bir teşhise zıttıyla karşılık verebiliyor musun? Manasını, mahiyetini bilmesen bile veremiyorsun. Ne diyorsun? Tamam doktor bey diyorsun. Niye? Çünkü o alanın mütehassısı onlar. Bir insan için takribi
50, 60, 70 yıllık dünya hayatı için bir mütehassısa bu kadar itimat etmesi ama sonsuz bir hayat için Kur'an gibi derin bir ilim, kainat kitabı gibi derin meseleleri içinde barındıran ve bu alanı yorumlayan alan sahiplerine, mütehassıslara itimat etmemesi, kendi egosunda ben de onlar gibi anlayıp hüküm çıkarabilirim demesi ne kadar gülünç bir durum halbuki. Bu büyük hakikatlere muhatap olup oradan yaşayabilecek İslam'ı çıkarıp bize sunmuş bu zatlar. Şimdi bunların bu yaptıkları çok büyük bir şey biliyor musun benim gözümde? Biliyor musunuz kubbeli bina? Eski yapılarda da var. Şöyle bir kubbe hükmüne geliyor. Her bir taş istinadı nereden alıyor? Yanındaki taştan alıyor. Peki oradan bir taş çeksen ne olur? Hepsi çöp olur. İşte Kur'an'daki ayetlerin tamamı o kubbeli taşlar gibi birbirine dayandığından, hatta ayet ayet değil, kelime kelime, hatta kelime kelime de değil, harf harf olduğundan Kur'an'ın o muazzam mucizesinin bir kısmı da buradan geliyor. Peki bütün ayetler birbirine kubbeli taşlar gibi dayanmışsa, oradaki arzu ettiğin bir taşın muradını, hükmünü anlayabilmek için neye de sahip olman lazım? Bütün taşların tamamına da sahip olman lazım. O yüzden özellikle hüküm çıkarma çok çok başka bir iş. Şimdiye kadar 350 bin tefsir yazılmış. Sonsuz manalar içeren kelam-ı ilahinin bir kısım manaları İslam geleneğinde ancak ve ancak bir tefsire muhatap olanlar tarafından anlaşılmış. Tefsir nedir? Tefsir, Kur'an'ı anlama faaliyeti, Allah'ın muradını keşfetme çabasıdır. Meal, bir beşerin o ayetin lafzından anladığını kendi yorumuyla aktarmasına denir. Yani mealde ne var? Yorum var. Hiç Kur'an'ın tamamını verme ihtimali var mı? Asla. Burada dikkat edilmesi çok önemli bir husus. Lütfen asla meal okumayın demiyoruz. Sadece mücerret meal okuyarak ben Kur'an'ın tamamını anlayacağım gibi bir yanılgı tamamen batıldır diyoruz. Şimdi benim hayatımda vesveseye düştüğüm bir dönem oldu. Lisede bunu yaşadığım dönemde de mücerret bir şekilde meal okuyordum. Ne demek bu biliyor musun Sinan? Sadece meal okuyarak İslam'ın tamamını anlayacağımı düşünüyordum. Yani İslam geleneğinde öyle ince yollar var ki yani bu tür noktalarda İslam'a dair böyle mübalağa gibi göreceksiniz de en ufak adımı atmak için bir ulemanın sana bir şerh açması şart yani bu noktalarda. Şimdi mesela biz uhuvvet diyoruz, kardeşlik diyoruz, tebliğ diyoruz falan. Üstad bu kadar basit dille anlatıyor diye bu olay bu kadar basit gelmemiş buraya kadar. Kur'an'daki o ayet o birbirine bakması, içindeki o hükmü bir yanlış çıkardığını düşünsene yani. Ya da yanlış çıkan birinin eline düştüğünü düşün. İşit oluyor işte sonucu. Öyle olmuyor mu? Onlar da belli başlı ayetlerle mesela zamanında Hazreti Ali Efendimiz'i şehit edenler, hakem olaylarında Muaviye ile düştüğü bir durumdan dolayı tekrar iman et diye onu din dışı bellemişler. İmam Ali'yi ya düşün. Dinimin dörtte biri boşta olduğum bir zata iman et ya Ali diyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Kur'an'dan hüküm çıkararak yapıyorlar. Neye göre? Kendilerine göre. Ya bugün yani Kur'an'dan, ayetten tamamından böyle 3-5 tane ayet alıp istediğim manaya yorumlayabilmek o kadar kolay bir iş ki. Akıl şaşar yani. Şu anda zaten bu sadece meali eline alan güruh. Hani Kur'an'ın kendisinden de kopararak bu modernizm, kolay anlaşılmacılık vesairenin getirdiği belli başlı hediyeler oluyor. Ardından benciliğinde arttığı bir dönem insan gömleğine bile soyadını yazdırmaktan keyif alıyor. Ben merkez, benim hayatım denen bir dönemde Kur'an'ı herkes anlayabilir şeklinde insanlara sunarsam ki Kur'an'ı herkes anlayabilir. Burada hüküm çıkarma ve yol açma çok ayrı bir olaydır diyorum ben. İlacı herkes kullanabilir. Ama herkes yapamaz diyorum. Onun içerisinde bir dirhem fazla veya eksik olsa tiryak iken zehir hükmüne geçecek o. Şimdi burada bir hüküm çıkarma kısmı. Senin benim elimin bulaşabileceği bir kısım değil. Ama istediğin birkaç ayeti, istediğin birkaç hadisi yan yana alıp bunu yorumlama kısmı. Bu çok basit bir olay. Bunu ancak kimler mukavemet edebilir? Temeline doğru insanlardan doğru sabiteleri almış kişiler ancak. Mesela şimdi biz sahabenin dindeki yerini bilmeseydik olur. Usul esastan mukaddem. Yani biz İslam öğretimize bununla başlamasaydık. Sahabenin. Şimdi ne demek yani sahabe? Sen ona benzemeye çalışacaksın. Hangi birine tutunsanız yıldız gibi. Sen ona taklit etmeye çalışacaksın. Ama 7 düvel toplansa bir sahabe edebilir mi? Yani ona benzemek için her şeyi yapacaksın ama makam olarak benzemen imkansız zatlar yani. Ve bugün özellikle mukallit sahabe diye Efendimiz Aleyhisselam'dan aldıklarını direkt nakletmiş. Daha sonra o Efendimiz Aleyhisselam'dan süreç uzadıkça ne olmuş? Daha böyle anlamlandırma, yorumlama, derinine inme. Derine inme derken daha çok manalandırma değil. Şimdi Efendimizin yakındayken onu anlamanın derinliği başka. Biraz daha uzaklaştıkça ona artık bir anlam yani. Ya bu ayet bu asra nasıl bakıyor diye bir ayet kendisini tefsir etmeye ihtiyacını sana veriyor. Çünkü o ayetler hadi bir kitap diye inmemiş yani. 23 yıl içerisinde toplumsal birçok vakalara, gelecek vakalara, geçmiş vakalara binaen inmişse Kur'an zaten kendisinin içerisinde tefsir edilme ihtiyacını veriyor sana. Yani bu asrın Kur'an eczanesinden kendi ilaçlarınızı buyurun alın. Çünkü Kur'an bir eczane, sen onunla kendi ilaçlarını alman icap ediyor. Şimdi bu kadar ince hassas mizanlar üzerinde kurulu bir Kur'an'ı düşün. Birilerinin gelip böyle bebelikten hiçbir İslam metodolojisi bilmeden 3 ayet oradan 2 hadis buradan aldığını düşün. Bir sahabeyi dünyanın en kötü adamı yapabilir rahatça. Ve yapıyorlar da yani. Çok kolay şeyler bunlar. Neden? Usul olmadıktan sonra bunu anlamanın hiçbir yolu yok. Hadi bugün matematiğe başlayalım. Türev integral başlayalım. Kabul mü? Olmaz yani bak. Şimdi niye? Herkes az çok bu tedrisattan geçti yani. 2 kere 2 4'ü bilmeden nasıl bileceksin yani türev integral? Şimdi Kur'an'ın bu ince yolunu bugün bizim konuşurken rahatça konuştuğumuz yolu. Bir sahabenin kameti kıymetini
söylüyorsun. Bir insana hitap ederken ne kadar hassas olduğunu söylüyorsun. Mesela din usulü bir konuşma esnasında kavganın caiz olmadığını biliyorsun. Nereden biliyorsun? Yine Risale-i Nur'da, yani bir tefsirde bu ince hakikat sana kolaylık ve suhuletle sunulmuş. Bu zatların ne kadar önemli olduğunu, ya ben bu dersi yaparken dur hadi karşı tarafın perişan edelim, mahvedelim. Ya boş ver, orayla vakit kaybetmeye gerek yok. Bunun kıymetini anlatmaya var mıyız? Biz onu anlatalım. Ben zıttına baktığımda saf meyalinin ne demek olduğunu, Kur'an'ın sünnetlerden koparıldığında ne demek olduğunu anladığımda benim başka birini duymama gerek yok ki zaten. Ben bu yolun kıymetini anlıyorum. Eğer kuyumcuysa, eline de zümrüt düşmüşse başka bir şeyi ona ifade etmene gerek yok. Ama bir adam hurdacıysa, eline de zümrüt düşmüşse vay onun haline. Ama burada zümrütün suçu kalmadı. Adamın ne meslek yaptığıyla ilgili suç. Mesleği sürekli tahribatsa, bu işte modernizm değil mi? O asırda rasyonalist, naturalist, doğa içinde her şeyi kendinde halleder falan. Bu akımlardan etkilenmiş, bu benlik aslına uymuşsa, o benliğinin ortaya çıkması burada şekil alacaksa ona da yapacak bir şey yok. Cevheri anlayamayacaksa. Kur'an'da kelime çeşitleri çok farklı. Mesela ıstılahi kelimeler var, terminolojik dediğimiz. Bir de direkt böyle lafzının karşılığı olan kelimeler var. Anladın mı? Mesela bu kelimeleri kendi aramızda örnekleyelim. Mevt kelimesi. Bu kelime ne demek? Ölüm demek. Mevt kelimesini istediğin dile çevir, bir anlam kaybı yaşamazsın. İngilizceye çevir, die de. İşte Türkçeye çevir, ölüm de. Arapçaya çevir, mevt de. Başka dil bilen var mı? Kürtçe? Mırın. Zazaca? Mırine soğane. Şimdi bunu istediğin dile çevir, bir problem yaşamazsın. Niye? Bunun bir lafız karşılığı var ama ıstılahi denen kelimeler var. Mesela matematikten önce örnek vereyim. Zeki sen hatırlıyor musun matematiği? Fonksiyonları hatırlıyor musun? Ya şey değil, formülü sormayacağım. Konuyu hatırlıyor musun Zeki? Hemen soru yaptır Zeki falan. O değil yani. Konuyu hatırlıyor musun? Şimdi fonksiyonlarla ilgili en az 20, 30, 40, 50, 100 tane denklem yazmışızdır değil mi? Bir de bak saf fonksiyonları anlatıyorum. Mesela ben hiç unutmuyorum. Üniversite sınavının birinde fonksiyonları modüler aritmetikle birleştirip soru sormuşlardı. Ben o gün dedim bunu soran sanatkar dedim. Gerçekten bilmem burada o yıl giren var mı? O soruyu önemseyen kim? Abi Kur'an daha önemli falan. Şimdi fonksiyon dediğin yüzlerce böyle formül karşılığında netice aldığın bir matematiğin alanı. Fonksiyonun tam Türkçesini bilen var mı? Tam Türkçesi. Dönüşüm demek. Şimdi ben bu bilgiyi vereyim sana. Matematik hocası geldi derse. Gençler bugün konumuz fonksiyon. Eyvallah baba. Şş, ne demek fonksiyon? Dönüşüm demek. Selamünaleyküm. Çözebilir misiniz bütün problemleri? İmkanı var mı ya? Niye? Çünkü bu fonksiyon kelimesi ıstılahi bir mana içeriyor. Ne demek? Terminolojik. Onun alanında mütehassıslarla ders alması zorunlu olan bir kelime. Kur'an'da mesela rububiyet. Türkçesini söyleyeyim. Terbiye edicilik demek. Rububiyet kelimesi. Bir insan bu kelimenin karşılığında terbiye edicilik manasıyla bu kelimeyi nasıl anlayabilir ya? Kainattaki olaylara bak. Mesela hep şaşırıyoruz ya. Şimdi güneşte sürekli helyum patlamaları var ve şaşırıyoruz. Ya abi biz klimayı açınca sıcak soğuk dengesini ayarlayamıyoruz. Dünyanın milyon küsür kat büyüğü güneş helyum patlamalarıyla bize ısı ve ısısını çekmesi sonucu bir soğukluk yaşıyoruz değil mi? Mevsimler. İnsan diyor ki abi iyi de niye hep aynı ölçüleri koruyor? Yaz niye hep yazda? Kış niye? Yani bir coşsun bugün iki kat patlasın bir şurada pşt diye ejderha böyle tükürmüş ya sineye fıst diye. Böyle bir şey alsın. Mesela onun neden dengesini sağladığının cevabı işte Allah'ın rububiyeti terbiye ediciliği oluyor. Mesela Ecmel Vera ile geziyoruz diyelim. Burada bütün bardaklara salça oluyor böyle her şeyi. Çok seviyor böyle. Geçen evde ne kadar saklama kabı varsa üstüne çıkıp çat düşüyor. Bir de kendi efektini veriyor. Aha diye falan böyle. Şimdi tam elini uzatsa ben eline vurur ne derim? Ecmel terbiyeli ol derim. O terbiye ne demek biliyor musun? Hat, hudut, sınırı bil demek. Ceylan'ın beden elbisesiyle benim beden elbisemin farkı rububiyet oluyor o ihtiyaca binaen. Benim beden elbisem böyle terbiye edilmiş ve ben büyüyüp kilo aldıkça zayıfladıkça terbiyesi devam ediyor. Öyle değil mi? Ceylan'ınki de aynı şekilde terbiye edilmiş. Şimdi buna rububiyet deniyor. Mesela ben buraya bir odun sobası yapsam ama odundan. Onu yaksam Uğur sen de orada izlesen. Hemşeriyiz. Yani ey hemşerim diye hitap et diye hemşeriyiz dedim. Ne diye hitap edersin bana? Bu kadar. Devamı yok mu mesela? Ey hemşerim ne yapıyorsun falan. Nasıl? Oğlum soba var yani sobaya bir şey demeyeceğim mi? Çok güzel soba. Odun sobası yapmışım içinde odun yakıyorum. Deli misin ya? He başka? Garip bir şey değil mi? Yani odundan odun sobası yapıp içinde odun yaksan herkes sana güler değil mi? Şimdi ben et yiyor muyum? Yiyorum. Nerede pişiyor? Et sobada pişiyor. İşte etin içinde et pişirmesi rububiyete giriyor yani. Çok garip bir şey. Sadece rububiyet nedir bu manayı konuşacak olsak sabahlara kadar başka hiçbir ders yapamayız. Arapçada 30 bin böyle terminolojik kelime geçiyor. Şimdi hadisleri de katalım. Ya Zeki sana 1000 kere söyledim bana öyle bakma diye ya. Desem gerçekten 1000 kere söylemiş miyim demek? Bu bir mecaz oluyor değil mi? Şimdi bir hadiste bir manayı anlamak için ekstra neler lazım? O
hadiste geçen o kültürü de ayrıntılı tanıman lazım. İyi de bütün ayrıntılı tanıyan mesela benim dedem köyde doğmuş, köyde büyümüş, köyde vefat etmiş. Yani bu ne demek biliyor musun? Bir kimya laboratuvarında çalışan birisinden daha çok ot böcek görmüş demek. İyi de onu daha fazla görmesi onlar gibi ilaç yapabileceği anlamına mı geliyor? Alanın mütehassısı da olacaksın bir de. Bu hususi bir şey şimdi herkes çat diye ben doktor olmak istiyorum ve hemen olayım. Olabiliyor musun? Hayır, ona ayrı bir yetenek, ayrı bir stat var. Çoğu zaman ilmin yetiyor ama kan görme yetmiyor yani. Orada tıkanıyorsun ve geri çekiyorsun kendini gibi gibi. Şimdi bu kadar derin kelimeler, sadece kelime konuştuk ha. Bunun cümlesi var, bunun manası var, hüküm çıkarma olayı var. Bu kadar derin yapılar barındıran bir Kur'an'ı, evet bu manası var, bunu demek istiyor falan diye. Gerçekten insan kendisinde bu selahiyeti nasıl görüyor ben hayret ediyorum hocaya. Mesela eskiden dünyada yaşayan insanlar şöyle yukarıdan baktığında güneşi görmüş. Güneş nasıl? Gündüz geliyor, gece gidiyor, hareket ediyor. Şimdi o insanlar bir bakış açısıyla güneşe baksalar ne derler? Dünya mı dönüyor derler, güneş mi dönüyor derler? Güneş dönüyor derler değil mi? Bu mealin bir bakış açısı olur. Yani gördüğün neyse o demektir. Aradan yıllar geçtikten sonra bu işin mütehassısları devreye girmiş. Astronomi cihetiyle, fen cihetiyle. Girdikten sonra bir ölçmüşler, bir bakmışlar. Ne dönüyor demişler. Hayır ya güneş dönmüyor. Biz güneşin etrafında dönüyoruz demişler. Bu da bu işin tefsiri oluyor. Mealle tefsir arasındaki fark bu kadar uçurum seviyede işte. Bu kadar mı önemli? Bu kadar önemli işte. Yani senin mealden anlamaya çalıştığın olayla tefsirdeki onun muradı arasında uçurumlar vardır meğer. İşte İsmi Azam Risalesi okuduk değil mi? Talime Esma 30. lema. Orada mesela bazen sayfalarca 7,5 saat, 8 saat ders yaptığımız oldu. Aralıksız bir fiil. 8 saat boyunca yaptığımız derste okuduğumuz yerin başını hatırlayan var mı? Rabbinin yoluna hikmetle çağır bak. Bir ayete bakıyor. Bir ayetin muradını anlamak için 7-8 saat burada mütala müzakere yapıyoruz. Ve binde birini anlayabiliyor muyuz? Emin değilim yani. Sen bu kadar derin mana barındıran, muhteviyat barındıran bir ayet için diyeceksin ki bunun meali benim karşımda olsun. Ben o keskin bakışımla baktığım anda ne murad ediyor ben bunu anlarım. Hatta 3 tanesini yan yana alır bir de hüküm çıkarım diyeceksin. Komik değil mi? Biz bu dersleri yaparken mühendis var, eczacı var, doktoru var, matematikçisi var, maliyecisi var, mimarı var, iktisatçısı var, fizyoterapisti var, talebesi var. Yani bu kadar adam var. Bu kadar adamla anladığımızı ben söylüyorum sana. Hani sonuçta diğerleri de kainat ilmi. Pozitif ilimler ne? Kainat kitabının ilmi değil mi? Evet. Meyal Kur'an'dandır denebilir ama Kur'an denemez. Okyanustaki bir bardak su kadardır meyal. Meyal veya tefsir okuduk kendimiz oradan bir ders çıkarabildik. Ahlak çıkarabiliriz. Ama hüküm çıkaramayız. Bunu da vurgulamak zorundayız. Çünkü hüküm çıkarmak çok ayrı bir alandır. İşin mütehassısı bunu yapabilir. Ha senin böbreklerde sorun var diye işin ancak tıp alanında mütehassıs bunu yapabilir. Hüküm çıkarmada müfessir olmanın ötesinde fakih olman gerekiyor. Hüküm istinbatında yani. Sen bir hükmü istinbat etmek için sadece müfessir olman da değil, fakih de olman gerekiyor. Muhaddis olman lazım. Şimdi bu sloganlar ilk çıktı ya, Kur'aniyun, Kur'an tek başına yeter, Kur'an Müslümanlığı, Kur'ancılık. Ne demek bu? Sadece Kur'an'ı al, hadis, sünnet hepsini köşeye affedersiniz bırak, hiçbir sıkıntı olmaz. Kur'an'ı herkes okuyup bütün İslam'ı anlayabilir. Bu kelimelerin ne demek istediğini, o insanların neler yapmak istediğini, nasıl tahrip etmek istediğini anlamazsa eğer, bu kelimeleri bir konuyu anlatırken bile kullanamazsın, sen Kur'an'a laf mı ediyorsun diye seni tepeler belki de. Şu an anlayan zümre ciddi bu noktada. Kur'aniyun. Niye? Çünkü lafız çok, üst bir lafız yani değil mi? Zaten direkt nereden başlıyor? 10-0 önden başlıyor. Kardeşim Kur'an her şeye yeter. Şimdi kim hayır yetmez diyecek? Kardeşim ayette geçiyor. Yaş kuru ne varsa apaçık bu Kur'an'dadır. Ayet mi? Kim buna hayır diyecek? Anladın mı demek istediğimi? İşte tek ayet çektiğinde bu oluyor. Kur'an tek başına bütün hayatımıza yeter mi? Yetmez. Neye yetmez? Mesela namaz kılacaksın. Kur'an'da namaz bahsi var. Peki namazının ayrıntılarını nasıl anlayabileceksin? Mesela soralım. Kur'an'ı açalım ve bakalım namazın nasıl kılınacağı bahsedilmiş mi? Nereden biliyoruz nasıl kılınacağını? Sünnetten biliyoruz. Efendimiz Aleyhisselam bildirmiş bize. Cibril Emine Allah Azze ve Celle demiş git Habibi Zişan'a namazı göster demiş. Cibril-i Emin Efendimiz Aleyhisselam'a namazı gösteriyor. Efendimiz Aleyhisselam da bize gösteriyor. Yani bugün sünneti kopardığın bir Kur'an sonucunda sen namazı kılamazsın. Kur'an, sünnet, kıyas, icma değil mi? İslam'ın özü bu yani. Sadece Kur'an'ın mealini okuyup bütün İslam'ı çözeceğim böyle bir şey yok yani. İslam'ın kendi genetiği bu yani. Namaz vakitleri hangi vakitler? Buyur konuşalım. Nereden anlayacaksın namaz vakitlerini? Sünnetten anlayacaksın. Nereden anlayacaksın? Hadi buyur bakalım namazı böl 5'e. Vakitlerini konuşalım. Nereden bulacaksın? Sünneti kopardığında oradan da taklaya geliyorsun işte. Onu da yaşayamıyorsun. Zekat. Geçiyor mu Kur'an'da zekat? Geçiyor. Tamam. Şimdi sünnetleri koparalım. Haraç nedir? Cizye nedir? Öşür nedir? Kırkta bir nedir? Buyur açıkla. Mesela namazda hata yaptık. Sehiv secdesi. Veyahut da bir adam farzı namazına 3. rekatta yetişti. Ne yapacak? Çok güzel. Çok güzel. Çok yani. Çok derin değil mi yani? Hani yaşanabilecek bir din kalamaz elinde. Sünneti kopardığın anda. Az önce mesela zekat örneği. Nasıl yapacaksın zekatı? Yani sünnetleri çıkardığın anda ne oluyor? Elinde hiçbir şey kalmıyor hafizanallah. 10 bin muhaddis 400 yılda hadisleri toplayacak ve sen bir günde onların hepsini yalanlayacaksın ha. Ne güzel dünya.